Oya, Gümüşgün köyünden Oya ve kızı Ceylan, onlar da karşı tarafı suçluyorlar. Neriman Hanım ve kızlarını, Dilek de Zuhal'i suçluyorlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum, yani öyle başlayalım istiyorum. Şimdi sevgili Dilek, ya da sana mı sorayım, annesi sana sorayım. Hı. Şimdi senin kızın önceden bir nişan atıyor ya da bir söz atıyor Dilek. Evet, başka biriyle nişanlandı, ayrıldı, bu şerefkil istemişti, doğru. Tamam, peki o sözü ya da nişan atmanız şeref yüzünden mi nişan attınız siz? Yok, hayır. İstemediler, birbirlerine ayrıldı benim kızım. Bu şerefgil geldi, istedi yani. Yani o nişanlısından ayrıldığını öğrenince ailesi evet, mi geldi? Ailesi geldi, annesi, babası. Hı hı. Babaannesi, işte, babaannesi hepsi geldiler. Geldi, Allah'ın emriyle istediler Dilek'i sizden. Evet, istediler Didem Hanım. Yani sen şerefle, ben onu merak ediyorum Dilekçim. Şimdi köy, küçük bir köy, kaç nüfuslu bilmiyorum ama fazla kalabalık şey bir yer değildir herhalde. Yani o köyde sen daha önce şerefle karşılaşıyor muydun? Şerefle aranda bir şeyler olmuş muydu? Oldu mu hiçbir şeyler? Yok, olmadı hiç. Hiç görüyor muydun şerefin kim olduğunu, biliyor muydun peki? Evet, biliyordum ama hiç yani... Konuşmuşluğum yok daha ya önce. Sen hiç konuşmadan, hiçbir sohbet etmeden, hiçbir şey yapmadan annesi babası direkt geldi. Görünce usulüyle evet, verdik biz. Şaşırdık yani biz de gelince. Şaşırdınız mı Zuhal? Evet, şaşırdık. Yani. Çünkü bu daha önce sözlendik Dilek'in akrabası oluyor şerefin. Ha, Doğukan şerefin daha önceki evet, nişanlısı Dilek'in. Evet, oluyor, kuzenler oluyor. Evet. Şaşırdık yani, bir kuzeni bıraktıktan sonra bu niye geldi acaba diye. Meğerse Ceylan'dan... Ceylan'ın iddiasına gelmiş bizim kızımıza. Bizi kıskandırmak için yani. Kıskandırmak amaçlı. Kullanmış şey yani bizi Dilek. Bizi kullanmış yani Şeref. Ha, Şeref yani Oya'yı, yani sevgilisi Ceylan, annesi evet, Oya'yı, onları, o aileyi kıskandırmak için evet, sizi şey yapmış, evet, kullanmış diyorsunuz. Evet. Kullandılar bizi. Peki yani, sizi istemeye geldikten sonra siz o şekilde onlar tarafından kullanıldığınızın farkında mı oldunuz mu? Hiç olamadık evet, hiç farkında işte. Şeref, çok sen... tatlı dilli konuştular böyle hani yani bir şey belli etmediler. Demek ki içlerinde varmış yani. Sence öyle mi Dilek? Şeref onları kıskandırmak için mi gelip seni istedi, istetti anne babasından? Yoksa ya Şeref mi seni istiyor, anne babası mı gelip seni istiyor? Önce ailesi geldi, sadece söylediler. Evet. Daha sonra dedim ya dün, annem kızıma sorayım, kızımın fikrini alayım dedi. Tamam. Onlar gittikten sonra annem fikrini bana sordu. Yani sen öncesinde de Şeref'in Oya ile Ceylan'la bir tanışıklığını bilmiyordun. Evet. Nişanlandıktan sonra da, daha sözlendikten sonra da söz yapıyorsun Şeref'le. Çünkü öncesiyle nişanlanıyorsun, onunla söz yapıyorsun. Evinize ikisi gelince siz ikisinden haberdar oldunuz. Evet. Aynen. Bizim evimize gelince yani kuzenim de vardı yani Didem abla. Aha. Yani şahitli ispatla evimize geldiğini falan yalan söylüyor Oya Hanımgil ya. Evet. Yalnız yalan. Dün bir şey söyleyebilir miyim? Asla yalan söylüyorlar. Dün Şeref'in dayısı bağlandı yayına. Evet. Dün karşılık veremedim ben. Ona buradan sesleniyorum ki. Söyle. O köyde o durmuyor. Afyon Sandıklı'da duruyor. Bizim evimize Ceylan'la Oya'nın gelmediğini nereden biliyor? Bir de eğlence olduğunda söz kesilirken niye kuşku içinde durdular? Ceylan'la Şeref'in ilgisi yok da. Detay niye korktular? Yani yok kavga da, olacak diye. Şey baskın yapıyorlar. Olacak diye. Ya baskın. Bir dakika, sizi söz kestikten sonra bir şey mi yaptınız? Kendinize bir eğlence bir şey mi yaptınız? Evet, böyle çalgılı gibi küçük bir aile yani köyümüzü çağırdık. Tamam. Adı belli olsun diye. Lokum diyorlar bizim orada. Tamam, lokum canım. Yiyorlar. Yüzük küpe takıyorlar. Birkaç saat eğleniyorlar. O arada madem... istemeden sonra bu söz merasimini evet, yaptınız. Evet. Evet. Ha, anladım. Köy, tamam. Köy arasında yani. Tamam, bu küçük canım, yemeksiz böyle. Bu Emrah... Bu olaylardan yani kuşkusu yoktu da niye Ceylan'la mesela Şeref'in ilgisi yok da niye kuşkulu durdu eğlencede? Dün niye kavga olacak söyledi diye korktu. Dayıdan bahsediyorsunuz. Hayır, evet. Dayı diyor ki yani bunların diyor bunlar diyor bizim şeyle yeğenle ilgili Şeref'le ilgili olumsuz konuşmasınlar. Ama diyor, biz diyor Oya'yı Ceylan'ı bilmeyiz diyor. Oya Ceylan'la ilgili de abartılı konuşuyorlar diyorlar. Ama o hayır, gece yani o gün sözde korkuyorlardı diyorsun öyle mi? Evet, yani bilgisi yok da neden korkuyor kavga etmek için? Dün telefon bağlantısında söyledi ya nişanda basacaklar evet, bir şey çıkacak kavga çıkacak diye korktuk diyor. Dün biz diyor, konuşamadık Didem Hanım da. Hı-hı. Yani neden ilgisi yok da dayısı, niye eğlencede annesi falan eğlencede dışarıda gözetleme yaptılar. Ben bir kez daha korktu, izleyicilere özettiğim biraz aslında karmaşık bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi Neriman Hanım, Nermin Hanım mıydı özür dilerim isminiz? Neriman. Neriman özür dilerim çok pardon bazen böyle kafam karışıyor. Neriman Hanım iki kızıyla birlikte bize başvuruyor. Diyor ki ben Gümüşgün köyüne gidemiyorum. Gidemiyorum. Çünkü beni tehdit ediyorlar. Ben kızımı Dilek Şeref diye bir çocukla nişanlandırdım, sözlendirdim. Aynen. Arkasından onun daha öncesinden ilişkisi olduğunu
öğrendim. O da ilişkisi olan kız annesiyle beraber bizim eve gelip bizi tehdit edince ben bunu öğrendim. Biz zaten Şeref'ten de ayrıldık. Evet. Sözlüsünden de ayrıldık. Her şey bitti gitti. Ama ona rağmen bizim yakamızı bırakmıyorlar. Biz Şeref'ten ayrıldık gittik ama yani bizden ayrılmıyorlar ve bizi tehdit etmeye devam ediyorlar. Evet, aynen öyle Didem Hanım. Yani bir yıldır ben evime giremiyorum. Bu kadını ne yapacaksa yani kanun yapsın yani. Peki, gerçekten. Daha sonra bu insanlar siz söz yaptıktan sonra 3-4 gün sonra sizin evinize geliyorlar. Düğünü pardon sözü falan da basmıyorlar. Bir şey yaşanmıyor orada. Hiçbir şey olmadı. Zaten bu Emrahgil kuşkulu durdular orada yani. Biliyormuş onlar. Biz bilmiyorduk ki yani olayın içini. Onlar Ceylan'dan, dayısı Ceylan'dan. Evet. Ailesi hepsi haberdar. Evet. Biliyorlar. Tepki, yani işleri... Dün söyledi de zaten. Onu ben çok o kadar bağır çağırış oldu ki o sırada şey, kaçırmışım onu. Peki bir şey soracağım. Şimdi siz sözü yaptıktan bir süre sonra geldikten sonra hiç böyle köyde Gümüşkün köyü çok büyük bir yer değil sonuçta. Şimdi köyden bahsediyoruz. Evet. Hiç araştırdınız mı? Oya nasıl insan? Ceylan nasıl biri? Bunların dedikleri doğru mu? Acaba yoksa bunların başka dertleri mi var? Ama çünkü bizim sizin evimizde Şeref kendisi ispatladı. Kadın gibi, bizim kadın zaten kız. Siz onlar size geliyorlar. Evet. Diyorlar ki bu Şeref'i bırakacaksın. Evet. Tamam mı? Evet. Ana kız geliyor diyor ki Şeref'i aynen bırakacaksın öyle diyorlar. Evet. Şimdi bunlar gittikten sonra siz Şeref'i mi çağırdınız hemen? Hayır biz çağırmadık. Orada Ceylan Şeref'i aradı. Ha, sizin, annesi çıktı. Ha, sizin yanınızdan evet, Şeref'i bizim aradı. Bizim yanımızda aradı. Ceylan'ın Şeref'in annesi çıktı. Dedi ki ben sen dedi gelin olarak falan dedi ev içine falan dedi uyumam dedi. Bizim yakamızdan düş dedi biz sizi istemiyoruz kızım dedi. Seni uyumam benim kapıdan. Peki Ceylan Şeref'in annesini arayıp ne istedi ondan? Yani birbirlerine hem küfürleştiler yani gelin olmak istiyor o eve. O da istemiyor ailesi de. O eve ben gelin gideceğim Şeref'in evet, evine. Kapıya gidemez. Kadar gitmiş yani. Kapıya Şeref'in kadar kapısına gitmiş kadar yani gitmiş. Bir Şeref'in dakika annesi iteklemiş. Ben seni eve sokmam demiş. Şeref'in annesini ikna edemeyince sizi ikna etmeye evet geliyor. Sen evet o çocuğu bırak ya çocuk bana yar olsun. Aynen. Şeref aynen istiyor işte. Ceylan ama. Şeref aşka bak Ceylan istiyor. Ceylan Şeref'i çok mu seviyor? Seviyor. Şeref de onu seviyor vazgeçemiyor. Birbirlerini seviyorlar. Evet ama bizim kızımızı kukla gibi kullandı Şeref. 12-13 günde madem başaramayacaksın bir şeyin başına neden geçti? Ya bir yere zaten oturup konuşmadılar ki abla anlaşamayacak bir şey yok zaten bunlarda. Peki nasıl biliniyor bu Oya? Sizin evinizde bu konuşmalar olduktan sonra Oya'yı Ceylan'ı köyde araştırdınız mı? Nasıl insanlar nedir bunlar ne değildir? Hiç sordunuz mu? Yani biliyor muydunuz bu insanların böyle tehlikeli olduğunu iddia ediyorsunuz da tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Biz böyle yani Şeref'le böyle yani irtibat olduğunu bilmiyorduk. Biz biliyorduk Oya'yı ama bize karşı bir şeysi yoktu bu olaydan önce. Oya'yı nasıl biliyordunuz? Yani gelip gidiyorduk köyünde herkesi kimseye konuşmuyordu kimse yani muhatap olmazdık kimse yani öyle bir insan. Hayır çünkü dün Oya ve Ceylan hakkında bu iddiaları siz söyledikten sonra arkasından köyde herkes aradı ve dedi ki biz evimize gidemiyoruz. Çocuklarımız aynen öyle Didem Hanım. Ha, doğru. Aynen. Doğru. Doğruları söylemişler. Söylemişler. Benim yani annemin köyde kime zararı varsa söylesin. Zuhal'cığım ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi öncesinde bütün köy bundan bu kadar çok korkuyorken siz bunları böyle bilmiyor muydunuz bu insanlar belalı tipler şimdi falan? Şimdi abla şöyle söyleyin. Bu kadın bir yıl öncesine kadar bu kadar zarar vermiyordu köye. Hmm. Şeref Dilek'le sözlendikten sonra zarar vermeye başladı. Kendi evlerinin içinde birbirlerine zaten sürekli zarar veriyor diye kimse eşit bunlarla ilgilenmiyordu. Peki birbirlerine zarar veriyorlar. Şeref'ten önce Oya ve Ceylan köye ne yapıyordu? Bu köydeki insanları nasıl tehdit ediyordu Gümüşgün köyünde? Ne yapıyorlardı? Ya aynı kesici aletlerle geziyorlardı. Selam versinler boşlu çıkıyordu yani insanlar. Erkekler bile gördüğü zaman kafasını yiyip geçiyordu yolumu kadından. Değiştiriyor yolumu değiştiriyor insanlar herkes ya. Bir görsen ya Didem Hanım. Kaldırıp Oya kafayı baksalar evet suç oluyor yani. Niye Oya baktın diyor yoldan geçen insana bile.